Kremamızı pişirme yapacağımız tenceremizin içerisine koyalım. Kremamızı tencerenin içerisine ekliyoruz ve karıştıracağız. Şimdi bunun içerisine bir miktar toz şeker ekleyelim. Ocağımızın altını kısıyoruz. Yavaş yavaş karıştıracağız. Ortalama 60 dereceye geldiğinde içerisine yumurta sarılarını ekleyeceğiz ve taze vanilyamızı ekleyeceğiz. Bunun için de yumurta sarılarını ayıralım. Yumurta sarımızı kenara alıyoruz. Vanilyaya geçiyoruz. Vanilyamızı da bir tanesini alıyoruz. Ortadan ikiye keselim. Diğer tarafını çeviriyoruz. Oradan da ortadan ikiye kesiyoruz. Ve bu kesmiş olduğumuz vanilyanın iki tarafını açıyoruz. Ve bıçağımızla bastırarak vanilyanın içerisinde bulunan çekirdeklerini çıkartıyoruz. Bunu da şimdi kremamızın içerisine ekleyeceğiz. Ve güzelce karıştırıyoruz. İstediğimiz ısıya geldikten sonra şimdi yumurta sarılarını içerisine yediriyoruz. Ve yavaş yavaş ocağın altını da kısalım. Yumurta sarısını ekledikten sonra biraz koyulaşmaya başladı. Şimdi o koyulaşmayı da çok dengeli bir şekilde tutmak lazım. Ocakta fazla tutmayacağız. İstediğimiz orana geldiğinde ocağın altını kapatarak krem brülemizi yan tarafa alacağız. Hazırlamış olduğumuz bu krema karışımını şimdi kaselerimizin yanına aldık. Ve bunların içerisine azar azar dolduracağız ve fırında pişirme işlemine geçeceğiz. Pişirme işlemini yapmak üzere fırına doğru gidiyoruz. Şimdi çok az miktarda su koyacağım tabanına tepsimizin. Kabarmasını engelleyecek bu. Fırınımızı açıyoruz ve krem brüleleri fırına sürüyoruz. 160-170 derecede ortalama 25 dakika pişirdikten sonra krem brüleleri çıkartacağız ve üzerinin yakma işlemini sizlere göstereceğim. Krem brülelerimiz şu anda pişti. Artık çıkartabiliriz. Üzerleri hafif kızardı. Şimdi kenara alacağız. Sıcak olduğu için dikkatli almak gerekiyor. Yanmamak için. Krem brüle ılıdıkça biraz daha koyulaşacaktır. Ve soğuduktan sonra servisini gerçekleştirirseniz yemesi gerçekten de çok zevkli oluyor. Esmer şekerimizi alıyoruz yanımıza ve pürmüz tüpümüzü de yanımıza alalım. Bunların üzerine biraz esmer şeker gezdirelim. Evet, esmer şekeri koyduk. Şimdi artık pürmüz tüpüyle üzerlerini yakabiliriz, şekerimizi eritebiliriz. Şekerlerimizi güzelce yaktık. Üzerinde çıtır bir tabaka oluşacak. Daha sonra da krem brüleleri afiyetle yiyebiliriz.